Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Fidan Hanım'dan gelen gerçek bir hayat hikayesi anlatıyorum. İnsanların içinde bu kadar kötülük nasıl bulunuyor, nasıl nefes alıyorlar, nasıl vicdan yoksunu olabiliyorlar bu hayat hikayemizde çok net bir şekilde göreceksiniz. Eğer sizler de bana ulaşmak isterseniz hemen 0506 397 93 95 numaralı WhatsApp iletişim hattımızı kullanabilirsiniz. Şimdiden destek yorumlarınız, beğenileriniz için teşekkürler. Merhaba Mehmet Bey. İsmim Fidan. 35 yaşında iki çocuklu bir kadınım. Size ayet hikayemi anlatmak istiyorum. Ancak yaşadıklarım o kadar ağır şeyler ki anlatırken tekrar kötü hissetmekten de korkuyorum. Bunları atlatmak için çok çabaladım. Genç yaşıma rağmen yaşadığım şeyler yüzünden bir dönem psikolojim iyice bozuldu ve hala toparlanmaya çalışıyorum. Size gelin kaynana arasında geçen bol çatışmalı bir hikaye anlatacağım. Böyle söyleyince basit gelmiş olabilir. Ancak hikayeyi dinlediğiniz zaman bunun basit bir kayın kayınvalide gelin sorunu olmadığını, ciddi bir mesele olduğunu çok net anlayacaksınız. Belki birçok insan kayınvalidesiyle anlaşamaz veya kayınvalidesi gelinlerini sevmez. Ama bendeki durum çok daha vahim ve içler acısıydı. İçler acısı diyorum çünkü o kadar sebepsiz yere günah malındı, O kadar sebepsiz yere suçlanarak mağdur edildim ki sayısını ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Her şeye rağmen iki evladım için sustum, her şeyi göz ardı ettim ve bu zamanlara kadar geldim. İzninizle hikayeye başlayayım ki ne demek istediğimi daha iyi anlayın. Mehmet Bey ben Sinop küçük bir köyünde dünyaya geldim. Alem orta halli, tarlası, arazisi olan geçimini oradan sağlayan insanlardı. Babam aynı zamanda inşaatçıydı ve uzun süre yurt dışına gider gurbetçilik yapardı. Biz evde 3 kız kardeştik. Ve ne babam ne de annem hiçbir zaman erkek oğlumuz olsun diye düşünmedi. Annem de babam da kendi içlerinde her zaman uyumlu ve sakin olmuşlardı. Bizden ne sevgilerini ne de şefkatlerini esirgemediler. Kız kardeşlerimin arasında en büyük ben olmama rağmen en geç evlenen ve yuva sahibi olan ben oldum. Aslında bu bir yandan da benim tercihimdi. Çünkü evlenmek veya yuva kurmak fikri bana çok uzak gelirdi. Biz Sinop gibi bir yerde kışları merkeze iner, babamın, annemin kenarında, köşeye attıkları paralarla aldıkları 3 artı bir evimizde yaşardık. Yazları ise her vatandaş gibi köyümüze gider, tarla işlerine bakardık. Aslında böyle söylediğime bakmayın. Annem ve babam ellerinden geldiği kadar bizi tarlaya sokmamaya çalışırlardı. Bizim okumamız, meslek sahibi olmamız için ellerinden geleni yaparlardı. Annem özellikle bir işe giderken beni yanında götürmek istemez, evde kalıp ev işlerine bakmamı isterdi. Çünkü yapım itibariyle çok zayıf, ve güçsüzdüm. Vücut yapım böyle olunca annem yorulmamı istemezdi ve benden daha kalıplı, güçlü kız kardeşlerimi bahçe işlerine götürürdü. Kız kardeşlerim bundan şikayetçi olmazlardı. Çünkü halimi görüyorlardı. Ben vicdan yapıp üzülsem de bunu telafi etmek için ev işlerini eksiksiz yapardım. Zaten annem elinden geldiğince bize her şeyi eksiksiz öğretirdi. Birinci sınıfa Sinop'ta başladım. İlkokul bitene kadar da aynı okulda eğitime devam ettim. Ancak ortaokula geçtiğimde okulumu değiştirmek zorunda kaldım. Bunun bir nedeni vardı. İsmini vermek istemediğim o okulda okula yeni başlamış genç bir erkek öğretmen vardı. O zamanlar yanlış hatırlamıyorsam ben 10 ya da 11 yaşlarında olmalıyım. Okul hayatımda çok başarılı bir çocuktum ve öğretmenlerim tarafından çok sevilirdim. O öğretmenimiz de o okula yeni gelmişti ve öğrencileri tanımaya çalışıyordu. İlk zamanlar bir sıkıntı yoktu ama ilerleyen zamanlarda bazı farklılıklar sezmeye başlamıştım. Öğretmen bana diğer öğrencilerden daha fazla ilgi alaka gösteriyordu. Aslında bir çocuk olarak bunun normal bir şey olduğunu düşünüyorsunuz ve hoşunuza da gidiyor. Neticede çocuksunuz ve öğretmeniniz sizi çok seviyor diye seviniyorsunuz. Ancak benim durumum pek öyle olmadı. Bu öğretmen ders esasında gelir saçımı okşar, başımı severdi. Bunu bir çocuk sevgi gösterisi olarak algıladığı için tepki veremez elbette. Sonra ara ara öğretmen beni teneffüslerde yanına çağırmaya başladı. Ne zaman yanına gitsem... Fidan gel seninle sohbet edelim. Evden senin için çikolata getirdim. Sen de seversin. Bak şeker de aldım sen de ya derdi. Bu şekilde öğretmenimle vakit geçiriyor. Yanına giderken bir gün bu erkek öğretmenim bana Fidan sana bir hediye aldım ama seni bir kere öpebilir miyim dedi. Ben de bilmediğim için güldüm ve öğretmenime yanağımı uzattım. Yani bunu söylemekten ne yazık ki utanıyorum ancak öğretmenim beni yanağımdan öpmek yerine dudaklarımdan öptü. Öğretmenim beni dudaklarımdan öptüğünde bir anda dona kaldım. Doğru doğru yanlış mı ne yapıyor neden yaptı öğretmenler bunu yapabilir mi o anda anlayamıyorsunuz. Sonrasında o da telaşlandı ve hemen hediyeyi uzatıp aç bakalım sevecek misin dedi. Tabii ben o anın şokuyla zaten hediyeyi açamadım. Birden ağlamaya başladım. Ben ağlayınca o daha fazla telaş yaptı. Bana ağlama fidan ben seni yanlışlıkla öptüm. Sakın ailene anlatma sana çok kızarlar. Seni eve almazlar bir daha dedi. Ben öğretmen böyle söyleyince daha da korkmuştum. Çünkü benim bir suçum yokken bir anda kendimi suçlamaya başladım. Sanırım hata yapan bendim ki ailem bunu duyduğunda beni suçlayacak, beni evden atacaklar diye düşündüm. Ben eve gittiğimde aileme hiçbir şey anlatmadım. Ama öğretmenimin bana aldığı hediye de çantamda duruyordu. Henüz açmamıştım. Meğerse içinde Barbie bebeklerden bir tanesi varmış. O zaman da hafta sonuydu. Okula gitmemiştim. Ben o iki gün ne yemek yedim ne de su içtim. Yani küçücük bir çocuk olarak oturmuş kendimi suçluyordum. Annem tabi bu hallerimi sezdi bana sorular sormaya başladı. Sürekli yanıma gelerek evladım bir şey mi oldu okulda sana bir şey mi dediler. Ben de korkumdan ağzımı açamıyorum. Hatta bir ara babam yanıma geldi ve o soru sordukça ben ağlamaya başladım. Sonrasında annem çantamı hazırlarken hediye paketini buldu. Annem yanıma geldi bebeğin nereden geldiğini kimin olduğunu sordu. Ben o kadar korktum ki hiçbir şey söyleyemedim. Sonra kızım neden ağlıyorsun? Doğruyu söyle. Birinden mi aldın? Söz kızmayacağım dese de ben ağlamaya, susmaya devam ettim. Ama annem bu konularda çok hassastır. Yani bana konduramaz ama birinden çaldım falan bile düşünmüştü. Sormaya devam etti. Ben de bir anda ona bana öğretmenim verdi dedim. Annem de öğretmen sana neden bebek versin ki? Herkese mi verdi deyince hayır bana verdi dedim. Sen ne yaptın da öğretmen sana bebek verdi diye sorunca ben Orada da ağlamaya devam ettim. Annem artık ne anladı bilmiyorum Mehmet Bey ama ertesi gün okula benimle geldi. Beni sınıfa bıraktı. Ben annemi gitti zannediyordum ama meğerse annem okul müdürünün yanına gitmiş. Müdüre olanlardan bahsetmiş. Yani çocuklar arasında bir ayrım yapmak, çocuklara özel ilgi, alaka göstermek, onlara hediyeler vermek doğru bir şey değilmiş aslında. Annem öğretmenin kim olduğunu öğrenmek istedi. Bunun üzerine biz ders halindeyken müdür beni odasına çağırdı. Müdür ben stres olmayayım da açıkça konuşayım diye annemi dışarı çıkarmış. Müdür bana sanki o öğretmen başka birine de bebek vermiş gibi konuşma yaptı ve öğretmenin adını söylememi istedi. Ama bunu öyle bir yaptı ki sanki oyun oynatıyor. Ben de olan biteni söyledim. Öğretmenimin beni sürekli yanına çağırdığını, saçımı okşadığını, hatta kokladığını hediye vermek için de beni öpmek istediğini anlattım. Dudaklarımdan öptüğünü söyleyememiştim. Müdürümüz zaten bir anda yüzünün rengi attı. Bana sorular sormaya devam etti. Kızım bana söylemek istediğin bir şey var mı? Korkma. Öğretmenin senden bir şey istedi mi? Üzdü mü seni hiç dedi. Ben de nasıl bir cesaret buldum bilmiyorum ama zaten bunu söylememle kapının açılması, annemin içeriye dalması bir oldu. Bendeki şoku anlatamam size. Annem bağırarak içeri girdi. Nerede o adam demeye başladı. Okul o gün birbirine girdi Mehmet Bey o öğretmenin ne yaptığı ve daha önceki yaptıkları da ortaya çıktı. Bazı öğrenciler kendilerinin de aynı tacizlere maruz kaldığını, hatta daha büyüklerine bile maruz kaldıklarını anlattılar. Annem böyle şeyleri hiç gizlemezdi. Annem hemen babama anlattı. Babam adamı bulamadan zaten adamı polisler almıştı. Babam bunun üzerine hemen okul değiştirdi. Başka bir yere taşınacağımızı söyledi. Böylelikle Sinop'tan Samsun'a göç ettik. Şimdi ben asıl hikayemden önce bunu anlattım. Çünkü özellikle küçük çocuk sevgi ve ilgi gösterme adı altında birçok tacize uğruyor ve maalesef bunun bir taciz olduğunda bilmiyorlar. Bazen o kadar ileri boyutlara gidebiliyor ki geri dönülmesi zor oluyor ve çocuk her şeyi kendi içinde yaşamaya başlıyor. Allah hiçbir çocuğa bunları yaşatmasın. Annemin gözündeki korkuyu, endişeyi hiç unutmuyorum. Allah hiçbir anne babaya da bunları yaşatmasın diyorum. Bu sebeple herkes evladını iyi takip etmeli ve davranışsal olarak bir değişiklik varsa ilk başta öğretmenleriyle paylaşmalı. Velhasıl hayatıma devam etmek istiyorum. Samsun'a taşınmak benim için aslında bir milattı diyebilirim Mehmet Bey. Annem Samsunlu bir kadın ve Samsun'un bir köyünde doğmuştu. Bu sebeple oralara yabancı değildik gidip geldiğimiz bir ildi. En azından bir süre Samsun'da yaşarız, sonra tekrar Sinop'a döneriz diye düşünüyorlardı. Bizim büyümemizi bekliyorlardı diyebilirim. Lise bitene kadar Samsun'da yaşadık. Ben eşimi liseye giderken tanıdım Mehmet Bey. Eşim de Samsunluydu ve annemin köyüne yakın bir yerde köyü vardı. Ben eşime gerçekten severek evet dedim ve severek de evlendim. Eşim de ben de lise bittiğinde üniversiteyi yine Samsun'da okuduk. Yani neredeyse birlikte 8 senemiz geçmişti. O 8 sene içerisinde ailem artık Sinop'a dönmüşlerdi ve ben Samsun'da tek başıma bir artı bir evde kalıyordum. Eşim sık sık yanıma geliyordu, vakit geçiriyorduk. Üniversite bittiğinde eşim artık aileler tanışsın, evlenelim dedi. Ben de tamam dedim. Ancak büyük bir sorunumuz vardı. Nasıl oldu da o zamana kadar bunlar konuşulmadı ya da hiç sorun olmayacak gibi düşünüldü emin değilim. Eşimin annesi Beni kesinlikle gelini olarak istemiyordu. Yani aklında, fikrinde köyünden bir kızla oğlunu evlendirmek vardı. Şimdi düşününce oğlu kocaman adam oldu okumuş, etmiş, kendi isteğiyle biriyle evlenmek istiyor. Ama annesi istemiyor. Ailesine beni tanıştırmak için getireceğini söylediğinde annesi resmen delirmiş. Yani ilk söylediğinde inanamamıştım. Ama şimdilerde kadını tanıdığım için imkansız gelmiyor. Benim kayınvalidem abartıyı çok seven, her şeye abartılı tepkiler veren bir kadındı. Eşimin benimle 8 senedir birlikte olduğunu, evlenmek istediğini duyduğunda bağırıp çağırmaya, yırtınmaya, bayılmaya başlamış. Tabii eşim de annesini tanıyor olacak ki çok üstüne gitmemiş Bu iş kesinlikle olacak demiş Eşim bana hiçbir zaman annesinin bu yönünden bu kadar bahsetmedi Mehmet Bey Yani bana annem çok sıcakkanlı biri değildir Hayal kırıklığına uğrama Biz yolumuza bakacağız derdi Ve ben neden böyle söylüyor diye sorgulardım Ama çok da üstüne gitmezdim İstenmediğimi anlamıştım Ama tanımıyordu ki İlla ki sever bir gün gözüyle bakıyordum Hiç de düşündüğüm gibi olmadı Aksine daha da nefret etti diyebilirim size. Eşimin annesi tanışmayı istemediği için bizim durumlar bayağı uzadı. Ben bunun böyle olmayacağını, bir çözüm bulmamız gerektiğini söylüyordum. Eşimse annem böyle bir kadın, seni üzeceğini biliyorum. Nasıl yapalım ben seni bırakamam diyordu. Ben de eşimi gerçekten çok seviyordum, çok aşıktım. Onu bırakmayı hiç istemedim. Eşimi alemle tanıştırdım. Alem eşimi çok sevdi. Ne kadar efendi, saygılı bir çocuk, seni de seviyor dediler. Gerçekten de öyle bir insandı Mehmet Bey. Allah var hiçbir zaman bir kötülüğünü görmemiştim. Tabi alem o zaman çocuğun ailesiyle biz de tanışalım dediler. Eşimin eli ayağı birbirine girince bizimkiler bir sorun olduğunu anlamışlardı. Eşim annesinin biraz sorun çıkardığını söyledi. Ama bunu açık bir şekilde de dile getirmedi. Neticede annesini kötülemek istemiyordu. Eşim büyüklerine söylemiş ve zorla da olsa aileler tanıştı Mehmet Bey. Bizim evimize geldiler ama size şunu söyleyeyim kayınvalidem bu gelinimdir diyerek ne elimi sıktı ne de yüzüme baktı. Ailem bu duruma çok rahatsız olsalar da diğer aile büyüklerinin saygısı hürmeti hiçbir şey demedi. Onlar eve gittikten sonra annem bana kızım sen bunlarla yapamazsın. Çocuğun ailesine, amcalarına bir şey diyemiyorum ama bu annesi sana hayatı zindan eder dedi. Haklı da çıktı Mehmet Bey. Ama ben annemi dinlemedim ve sevgimin peşinden gittim. Keşke de demek istemiyorum. Çünkü eşimden yana bir sıkıntım olmadı. Ama kayınvalidem gerçekten de bana hayatı zindan etti. Hatta beni öldürmek istedi. Ailem bu süreçte sen iyice düşün, taşın, yine de her kararında arkanda izlediler. Biz bunun üzerine söz ve nişan için gün belirledik. Söz ve nişan için aile büyükleri tekrar evimize geldiler. Ben hala daha belki kaynanan beni sever, beni ister diye masum hayaller peşindeydim. Zamanla bunun olacağını inanıyordum. Ama kayınvalidemde öyle bir göz vardı ki size anlatamam. Yanına yaklaşılmıyordu. Söz ve nişan bir şekilde yapıldı ama kayınvalidemin evlenmek için şartları vardı. Oğlum illa benim yanımda oturacak diye diretiyordu. Bu arada benim eşim sülalede tek erkek torun diyebilirim. İki de görümcem vardı. Biri evli, diğeri sözlüydü. Kayınvalidemin isteği üzerine ben oturup düşünmeye başladım. Beni sevmiyor, aynı evin içerisinde nasıl olabiliriz dedim. Annem kayınvalidemi ikna etmeye çalıştı. Onlar kadın kadına konuşurken kayınvalidem annemi ayaküstü kandırmıştı. Biz aynı eve girelim, birbirimizle birbirimize ısınırız. Ben oğlumdan hemen ayrılamam. Önce benle yaşasınlar, sonra istedikleri eve çıkarlar. Kendileri bilir demiş. Ben hala ümitli değildim ama annem bunları anlatınca bana bir ümit ışığı yandı. Belki sever, iyi oluruz dediği gibi olsun dedim. Bu arada çeyizlerimi vesaire her şeyimi köydeki eve taşıdım. Durumları çok iyiydi kendine ait evleri, arazileri, tarım alanları vardı. Kayınvalidem sürekli bunlar benim değil ki, ölünce oğluma kalacak her şey derdi. Bu arada evde hiçbir değişiklik yapmama izin vermedi. Hatta ben eve geleceğim zaman yatak odamı bile kendisi aldı, kendisi düzdü. Benim hiç tarzım olmayan bir tarza sahipti ama kötü olmamak için ağzımı açıp tek kelime etmedim. Düğüne yakın bizim nikahımız kıyıldı ve biz düğünden önce balayı için eşimle yer bakmaya başladık Mehmet Bey. Eşimle çok istediğimiz bir şeydi. Hiçbir yere gidip gezme şansımız olmadığı için en azından balayına gideriz, gezeriz, baş başa vakit geçiririz diye düşünüyordum. Ama ne oldu biliyor musunuz? Kayınvaliden balayına nereye gidiyorsanız ben de geliyorum. Otelde bana da oda ayırtın. Ben de sizinle gezeceğim. Değişiklik olur dedi. Yani bunu duyduğumda hem şaşırdım hem de kızdım. Biz normal bir tatile değil... Balayına çıkıyorduk ve eşimle özel anılarımız olacaktı. Ben zaten bu konularda çekingen bir kızdım. Bir de kayınvalidamla ne gezeceğim diye eşime söylendim. Eşim de öyle şey olur mu? Annemin dediğine bakma. O gelmez dedi. Ama hayır Mehmet Bey. Kadın bunu kafasına koydu, kesinlikle geleceğim diye tutturdu. Sanki ant içmiş gibi eşimle beni yalnız bırakmak istemiyordu. Zaten biz evlendikten sonra aynı evin içinde yaşayacaktık. En azından balayımız yalnız geçsin istiyordum ve bu en doğal hakkımdı. Bu arada ben kayınvalidemden çok bahsettim ama kayınpederimden bahsetmedim. Kayınpederim kayınvalideme göre çok sessiz, sakin, mazlum bir adamdı. Hiçbir şeye karışmaz, hiç kimseye laf etmezdi. Etliye sütliye bulaşmaz dedikleri adam benim kayınpederimdi. Ve belli ki kaynanamdan da çok çekmişti. Öyle ki adamın yıllarca kanser olduğunu çok sonradan öğrendik. Kendisinin bile bundan haberi yoktu. Bu olaylarda hiç sesi çıkmadı ve beni karıştırmayın dedi. Kayınvalidemin balayında bizimle gelmek istediğini duyan herkes çok tepki gösterdi. Kayınvalideme bir sürü şey söylemişlerdi ve fikrinden döndürmek istediler. Kaynanamsa inat edince ben de sinirlendim. Balayı fikrinden vazgeçtim Mehmet Bey. Onunla gideceğime hiç gitmem dedim. Bakın ben sesini yükseltebilen, hakkını savunabilen bir insan değildim. Affedersiniz hani biri size bok atar ya ben o insana gül atardım. Kin tutabilen bir insan da olmadığım için hemen affederdim, konuşmaya da devam ederdim. Bu sebeple bu konuyu düğünden sonra da çok uzatmadım ama içimde ukde kaldı. Düğünden sonra aynı evin içerisinde belki beni sever, belki kızı gibi görür dediğim kadın kendisinde kızları olmasına rağmen beni hiç sevmedi ve istemedi. Hatta herkese beni oğluna aldığı için çok pişman olduğunu anlatmaya başladı. Mehmet Bey hani bazı insanlar vardır az çok iyi laf yapar, kendini dobra zanneder ama aslında patavatsızdır. Benim kayınvalidem Cevval kalıplı bir kadındı ve korkusu yoktu. Üstüne bir de kurnazdı. Ne kuldan ne Allah'tan korkmazdı. Köyde milletin ağzına laf vermeye, onlara benim hakkımda bazı şeyler söylemeye hemen başladı. Yani sadece köye değil bana da söylüyordu. Ben seni zaten ne diye gelin aldım ki? Ben oğluma saf salak bir kız alacaktım elimde tutacaktım oğlumu diyordu. Aslında tam olarak yapmak istediği de buydu ama yapamamıştı. Bana bir gün oğlumdan boşan nereye gidiyorsan git dedi. Ben artık o kadar dolmuştum ki odaya kapanıp ağlıyordum. Bu arada mezun olmuştum ama KPSS'ye hazırlanmam gerekiyordu. Stresten, sıkıntıdan ona bile bakamıyordum. Eşim çalışmam için bir sürü kitap aldığında kayınvalidem gizlice hepsini alıp sobada yakmıştı Mehmet Bey. Onu hiç unutmam. Anne sen ne yapıyorsun? Neden böyle bir şey yaptın dediğimde okuyacaksın da olacaksın? Otur evini temizle ya da babanın evine geri dön. işime gelir dedi. Ama yılmadım. Çünkü eşim öyle bir adamdı ki onun için sabretmeye çalıştım. Eşime ayrı eve çıkmak istediğimi, bu şekilde çok yıprandığımı söylediğimde eşim biraz daha sabretmemi, ayrı eve çıkacağımızı söyledi. Eşimin de işleri pek iyi gitmiyordu. Alacaklarını alamadığı için sürekli sıkışıyordu. Annesinin babasının da eline bakmak zoruna gidiyordu görüyordum. Ben bu sebeple üstüne gitmek istemedim. Tabi ben sabretmeye çalışırken kayınvalidem de üstüme gelmeye devam etti. Bana artık sen bana bir torun da veremiyorsun. Belli ki senin çocuğun olmuyor demeye başladı. Yani Mehmet Bey'e açıkça söylemem gerekirse kaynanan bir yerden bir şey bulup çıkarmak beni evden atmak istiyordu. Ben de ona daha erken olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü istediğim şey KPSS'den mesleğimi elime almaktı. Ama beni hiç dinlemedi. Milletin yanında konuşmaya başladı. Ben zaten bu gelini nereden buldum ki? Bana kimse bir şey sormadı. Bu gelin bana bir torun bile vermiyor dedi. İşin kötü yanı olmayan şeyleri söylemesiydi. Mesela sırf bu iş için doktora gittiğimizi, doktorun benim kusurlu olduğumu, hiç çocuğumun olmayacağını söylediğini anlatıyordu herkese. Neyse Mehmet Bey, ben tabi artık az çok onun bu hal ve hareketlerine soğukluğuna alışmıştım. Aynı evin içerisinde ne kadar az denk gelirsek o kadar iyi olur diyordum bu şekilde hayat devam ediyor derken daha kötülerini yaşadığım döneme girdim. Benim rahmetli amcamın bir oğlu vardı Mehmet Bey. O da bir evin bir oğluydu ve henüz 2 yaşındayken amcam vefat edince yetim kalmıştı. Babam da abisini o kadar severdi ki yeğenini yalnız bırakmadı, yeğenine adeta baba oldu. Çok adını geçirmedim ama kuzenim bizimle büyüdü diyebilirim. O benim kuzenim değil, olmayan erkek kardeşim de aynı zamanda. Çok yakın bir zamanda nişanlanmıştı ve yakın zamanda da düğün olacaktı. Samsun'da iş olduğu için birkaç günlüğüne gelmişti. Ve gelmişken de bana uğradı. Ben de eşim de onu gerçekten çok severiz. Görseniz çok mazlum, sessiz, sakin bir çocuktur. Kimseye de zararı yoktur. Benim kayınvalidem de dışarıdan kimsenin gelmesini, evde kalmasını istemez. Benim kendime ait bir evim olması müsaade de etmediği için evime kimseyi çağıramam Mehmet Bey. Kaynanan benim tarafımdan kimseyi istemiyordu. Ailemde az çok tahmin ettikleri için rahatsızlık vermek istemiyorlardı. Ben bunu bildiğim için kuzenime bir şey diyemedim. Ama eşim kalması için çok ısrar etti. Kuzenim birkaç gün otelde kalırım bir şey olmaz dese de eşimin ısrarına karşı gelmedi, eve yerleşti. Birkaç gün işi de uzadı ve yaklaşık Beş gün kadar evimizde misafir oldu. Sonra da gitti zaten. Bu arada kayınvalidemin bu durum hiç hoşuna gitmedi. Bir buçuk ay sonraysa ben Amile olduğumu öğrendim Mehmet Bey. Bunu eşime söyledim ve eşim Sevinçten havalara uçtu Ben bir yandan üzülüyor bir yandan seviniyorum Çok farklı bir haldeydim çünkü daha erken olduğunu düşünüyordum. Asıl sorunsa bunu kayınvalidemin duymasından sonra başladı. Kayınvalidemin yüzünde mimik bile oynamadı. Eşim evden gittikten sonra yanıma geldi ve ne dedi biliyor musunuz? Ne tesadüf gelin o kadar zaman hamile kalmadığında kuzenin gelince hamile kaldın dedi. Bunu duymamla elimin ayağımın boşalması bir oldu. Yani bana ima etti bana yakıştırdığı şeyin karşısında ne diyeceğimi bilemedim. Anne sen ne diyorsun deyince de hiç istifini bozmadı ben bildiğimi söylerim dedi. Öyle bir şey olmadığını söylüyordum ama diğer yandan da kendimi ifade ederken ağlıyordum. Resmen beni namussuzlukla suçluyordu. Ben bu duyduklarım yüzünden bayıldım, hastanelik oldum. Eşim öğrendiğinde hemen yanıma geldi. Neler olduğunu sordu ama hiçbir şey anlatamadım. Senin annem bana bunu bunu söyledi. Bu imalarda bulundu bile diyemedim. Çünkü o dönem eşim bir fabrikada işe girmişti ve çok sıkıntılı bir sakatlık geçirmişti. O sakatlık eşimi o kadar kötü etkilemişti ki toparlanması da uzun sürmüştü Daha kötü olmasın diye bir şey söylemek istemedim Ama o bende bir şeyler olduğunu anlamıştı Köyde dedikodular dolanmaya başladı Mehmet Bey Benim namussuzluk yaptığımdan Çocuğun başkasından olmasına kadar Bir sürü laf söylenmeye başladı Ve bunu söyleyen Bunu konuşan benim kaynanamdan başkası değildi Buna kimse ihtimal vermiyordu Ve bunu duyan kapımı çalıyordu Gelen kızım biz senin iyiliğini isteriz. Senin kimseye zararın yok ama bil ki ortalık yerlerde kaynanan böyle konuşuyor derlerdi. Yani inananı da vardı, inanmayanı da vardı Mehmet Bey. Ben oradan gideyim de oğlunu boşayım diye bunu da yapmıştı. Zaten artık kaynanamın beni seveceği umudu bende kalmamıştı. Ama benim o dönem psikolojim iyice bozuldu. Zaten amileydim ve bu sebeplerle de iyi değildim. Dışarı çıkmamaya, insanlarla görüşmemeye başladım. Bu durumu artık benim alemde fark etti derken eşim yayılan dedikoduları duydu. Bu dedikodulardan sonra ortalık birbirine girdi. Eşim annesinin karşısına geçerek sen nasıl olur da karım hakkında orada burada böyle şeyler konuşursun dedi. Hayatımda ilk defa eşimi o kadar kötü bir halde gördüm Mehmet Bey. Annesinin yaptığı onca haksızlık karşısında beni savunduğu çok olmuştu. Ama bu artık eşimin sabrını taşıran son damla oldu. Eşim bana hadi eşyalarını topla gidiyoruz dedi. Tam gideceğimiz günün akşamı kayınpederim fenalaştı. Apar topar hastaneye götürdük. Zaten kayınpederimin de kanser olduğunu, kemiğe kadar sıçradığını o gece öğrenmiştik. Kayınpederim ağrısı olsa da söyleyen bir adam hiçbir zaman olmazdı. Her işini kendi görmeye çalışırdı ve kavga gürültüye gelemezdi. Eşim babasının kanser olduğunu öğrendiğinde resmen yıkıldı. Doktor ümit yok dediğinde ise elimizden hiçbir şey gelmedi. Ben eşime bu şekilde bir yere gidemeyiz, babanın bize ihtiyacı var dediğimde eşim ayaklarıma kapandı. Benden helallik istedi Mehmet Bey. Çünkü ben bir şey söylemesem o benden böyle bir şeyi isteyemezdi. Biz her şeye rağmen aynı evde yaşamaya devam ettik. Çok değil yaklaşık 3 ay kadar dayandı adam. Hiçbir kemoterapi fayda vermedi. Bu süreçte hamile olmama rağmen kayınpederimin birçok şeyiyle ben ilgilendim. Mehmet Bey benim kaynanam öyle ketum bir kadındı ki kayınpederim hasta olmasına rağmen ona da aynı davranıyordu. Yani hiç yüzü gülmezdi, hiç güler yüzü göstermezdi. Bir şeye sinirlendiğinde yapmazdı. Ben hamile halimle yapabildiğim her şeyi yapar, yapamadığımda da eşime yaptırırdım. Eşim bana yük vermemeye çalışırdı ama ben kayınpederime o kadar üzülüyordum ki yapmamak için vicdansız olmak gerekirdi. Neticede bu adam onun kocasıydı ama öyleymiş gibi davranmıyordu hiçbir zaman. Zaten adam da çok dayanmadı Mehmet Bey. Bir gün uykusunda vefat etti. O kadar çok ağladım ki size anlatamam. Ama diğer yandan da ağrılarından kurtulduğu için çok seviniyordum. Kayınpederim de öldükten sonra kaynanam tek kaldı. İki kız da evlenmişti, kendi yuvalarında yaşıyorlardı. Biz de o 3 aylık süre içinde birbirimize pek girmemiştik. Ama bu çocuk mevzusu ve yapılan dedikoduların defteri kapanmamıştı. Bu dedikodular benim ailemin kulağına kadar gitti. Babam bunu duyduğunda adeta delirdi. Kayınpederimin cenaze zamanları duydu ama daha yeni olduğu için hiç lafını açmadı. Aradan biraz zaman geçince eşimi kenara çekmiş konuşmuş Mehmet Bey. Eşim de başını eğerek her şeyi annesinin yaptığını anlatmış. Mehmet Bey babam kayınvalidemin karşısına geçti ve ilk defa senin benim kızımla derdin ne? Sana bir kötülüğü mü? Saygısızlığı mı oldu? Sana vurdu mu? Seni kırdı mı? Sana ne etti bu kız dedi. Kayınvalidemin üstünde hala daha ketumluğu vardı. Ben senin kızını sevmiyorum dedi babama. Babam da resti çekti. Madem sevmiyorsun alıyorum kızını. Senin gibi birinin insafına bırakmam dedi. Babam gerçekten çok sinirlendi Mehmet Bey. Eşim yol bulmaya çalıştı ama babam beni götürmekte kararlıydı. Ve ben hamileydim. Ne olacak diye korkuyordum. Kaynanamın zaten işine geliyordu bu durumlar. Bir süre ben babamların yanında kaldım ve eşim de gidip gelmeye başladı. Kaynanam da bu durumdan hiç hoşlanmadı. Biz boşanmadık. Üstüne eşim de babamın evine gelince iyice boşta kaldı üstüne kendince sinsi planlar kurmaya başladı. Benim doğumum yaklaştı, doğumu yaptım. Çok güzel, dünyalar güzeli bir kızımız oldu. Ama kaynanan bir kere bile görmeye gelmedi. Görmeyi geçin yan yana geldiğinde kızımı kucağına bile almadı. Üstelik bir de Erkek yapamadı dedi. Bunun üzerine zaman geçti. Kaynanam eşime madem çocuk doğdu DNA testi yapın da inanayım çocuğun senden olduğuna dedi. Yani inanın belki düzelir, aklı başına gelir dediğim kadın daha da bozuluyordu. Eşim annesinin isteğini aileme söyleyemedi. Ben öğrendiğimde ise o kadar sinirlendim ki babam şahit oldu. Babam siz benim kızımın namusunu ağzınıza alamazsınız. DNA testi neymiş diyerek ortalığı ayağa kaldırdı. Ben artık öyle bir raddeye geldim ki Tamam yapalım lanet olsun dedim. Yapalım ki yüzüne vuracağım kağıdı dedim. Zor bir şekilde DNA testi de yapıldı Mehmet Bey. Ve tabii ki çocuk eşimden çıktı. Ve dediğim gibi o testi kaynanama fırlattım. Eşime dönüp ben asla o eve girmem girmedim de tabii ki. Bu arada kayınpederim öldüğünde araziler, evler, tarlalardan olan haklar da eşime geçmedi. Çünkü kaynanam katakulle yaptı, vasiyet yazdı gibi gösterdi. Yani bu yüzden eşim bir şey almak istese bile dava açmak zorunda kaldı. Çok sıkıntılı zamanlar geçirdik gerçekten. Biz bir şekilde büyüklerin araya girmesiyle köydeki bir başka eve taşındık. Yani kaynanamdan tamamen ayrılmıştık. Ama yine de çok uzakta değildik tabii ki. Neticede aynı köyde yaşıyorduk. Mehmet Bey bir gün kızıma duş aldırdım. Yatağına yatırıp uyuttum. Kapı çalmaya başladı. Eşim de işteydi. Gidip kapıyı açtım da kaynanam karşımda duruyordu o kadar değişik bir tavrı vardı ki size anlatamam. Zaten eve çok sık gidip gelmezdi ama geldiğinde de yüzsüz gibi girer çıkardı. Ne olduğunu sorduğumda bana düğünde takılan altınları çıkar bana ver dedi. İlk başta anlayamadım tabii ki. Düğünde bana takılan altınları istiyordu. Ben neden istediğini sordum. Neden istiyormuş biliyor musunuz Mehmet Bey? Kızın eşi ikinci arabalarını alacakmış da paraları yetmiyormuş. Neticede bana altınları kaynanam takmış, kızın da hakkı varmış. O sebeple istiyormuş. Ben de altınların benim hakkım olduğunu vermeyeceğimi söyledim. Kaynanam delirdi tabii. Ve hiç unutmuyorum elini kaldırıp bana okkalı bir tokat attı. Ben o tokatla yere serildim. Zaten zayıf bir kızdım. Tokadı yememle dudağımın patlaması da bir oldu. Bir anda kaynanan başımda dikildi. Sen benim sözümün üstüne söz mü söylüyorsun? Zaten oğlumu da bana karşı doldurdun. Sen nasıl bir yılansın demeye başladı ve beni dövdü. Beni kurtarmaya gelen sesimi duyan büyük yengemizdi. Beni kaynanamın elinden zar zor aldı. Kızım da seslere uyanmış ağlıyordu. Kaynanam da sakinleşmeyince yengemiz yeter bu kıza çektirdiklerin kaç yaşına geldin yaşından başından utan dedi. Kaynanam da defolsunlar evimden yoksa mahkemeye vereceğim dedi. Dediğin ne de yaptı bu arada Mehmet Bey? Biz o süreçte eşimle kendimize biriktirdiğimiz paralarla bungalov tarzı müstakil bir ev yaptık. Neyse Eşim eve geldiğinde bebeğini o halde gördüğünde zaten bardak taştı. Annesine paran da evin de senin olsun dedi. Biz oradan çıktık ve eşimin sevdiği bir aile büyüğünün yanına gittik. Evimiz olana kadar en azından bir süre boyunca orada kaldık. Ev bittiğinde de evimize yerleştik. Ama bu süre içerisinde kaynanamı hiç görmedim. Sadece herkes onun için şunu söylüyordu. Kaynanam bizim için onları dünyayı dar edeceğim. Bu dünyada gün yüzü göstermeyeceğim. Artık öyle bir oğlum da yok. Korksunlar benden. Bu yaptıklarım daha ne ki diyormuş. Ben doğrusu kaynanamdan da yapabileceklerinden de korkuyordum Mehmet Bey. Kim bilir ne yapar diye geceleri bile uyuyamazdım. Ama korkularımda da haksız çıkmadım. Bu kadarını da yapamaz diyeceğim bir şeyi yaptı. Bir akşam geç bir vakitte eşim, ben, kızım evde otururken bir büyüğümüz çay yaptığını hep beraber oturacağımızı söyledi. Eşim de kırmadı, birazdan geliyoruz abi dedi. Yürüme mesafesinde bir yerdi ve biz de evden çıktık. Ben de evden çıkarken mutlaka bir odanın ışığını falan açık bırakırdım. O gün de açık bıraktım. Biz misafirliğe gittikten yaklaşık yarım saat sonra bize bir haber geldi bizim evimizin yandığını söylediler. Eşim de ben de koşarak eve gittik ve bir baktık ki evimiz yanıyor. Haliyle ahşap olduğu için bütün hayallerimiz, emeklerimiz gitmişti. En kötüsü de neydi biliyor musunuz? Bunu yapan kaynanamdı. Bunu nasıl çözdüğümüzü de anlatmak istiyorum. Evin etrafında iki tane benzin dolu şişe bulmuştuk. Bu şişeler ne derken oradan geçenler eşime annem buradaydı. Deli deli hareketleri vardı dediler. Sonra bazı komşular kendi aralarında kadın dediğini yaptı dediler. Ben ne demiş diye merak ettim. Meğerse kaynanam herkese onları o evde cayır cayır yakacağım. Göreceksiniz demiş. Eşim bunu öğrendiğinde annesinin kapısına dayandı. Ben de eşimle koşarak gittim. Kaynanam hiçbir şeyi inkar etmediği gibi bir de üste çıktı Mehmet Bey. Ne dedi biliyor musun? siz ölmediniz mi ben üçünüz de evdesiniz diye yaktım o evi dedi eşim sanki bir dağdı da yıkıldı zannettim Omuzları çöktü. Annesine hayal kırıklığıyla baktı ve senin gibi annem yok dedi. Zaten o günden sonra bir daha kaynanamın suratını da görmedim Mehmet Bey. Ben eşim ve çocuğumuz pılımızı pırtımızı toplayıp ki hiçbir şeyimiz kalmamıştı birbirimizden başka. Annemin babamın evine gittik. Zaten babam olanları öğrendiğinde jandarmaya gitmek istedi. Ama sonra eşimin halini görünce vazgeçti. Eşimin omzundan tuttu. Ben size destek olacağım oğlum dedi. Eşimi öncelikle haklarını alabilmek için dava açtı ve uzun sürse de o davayı kazandı. Bu süreçte biz babamın yanında kaldık. Eşim Sinop'ta bir iş buldu ve orada çalışmaya başladı. İşi de gayet iyiydi durumumuz düzelince kiraya çıkmıştık. Mahkemeyi kazandığımızda da oradaki evi vesaire bir akrabaya sattık ve yaşadığımız yerde kendimize bir ev aldık. Eşim annesiyle hiç görüşmedi ki annesi de hiç geri adım atmadı Mehmet Bey. Aksine oğlum beni bırakıp gitti diyerek herkesi bize karşı doldurmaya, kötülemeye başladı. Ama asıl kötü olan kendisiydi. Bizim sevgimizi, ona olan niyetimizi sürekli suistimal etti. Gözünü o kadar ne bürüdü inanın bilmiyorum. Ama değil beni, ne torununu, ne öz oğlunu bile gözü görmedi. Bizi resmen canlı canlı o evde yakmak istedi. Düşündükçe hala daha ödüm kopuyor. Biz o gün misafirliğe gitmemiş olsaydık... Belki de şu an size bunları anlatamıyor olacaktım. Çocuğum, eşim ve ben orada can vermiş olacaktık. Bu olaydan sonra köydeki herkes kaynanamın delirdiğini düşündü biliyor musunuz? Onunla geçinemeyen çok insan vardı zaten. Ama bu olaydan sonra kaynanamdan daha çok korkup onu şikayet edenler bile olmuştu. Kaynanam ben deli miyim değil miyim hastanede anlarız demiş. Gerçekten de deli falan çıkmadı bu arada. Her şeyi bile isteği iradesiyle yapıyordu ve hiç gocunmuyordu. Sırf bu saçma sapan hal ve tavırları yüzünden herkesin günahına girdi. İşte Mehmet Bey, benim hayatım az çok bu şekilde geçti. Bazen ne eşinizden, ne annenizden, ne babanızdan çekmezseniz de elin yedi kat yabancısı olan ama anneniz gibi gördüğünüz kadından da çekersiniz işte. Allah'a çok şükür şimdi ondan uzaktayım ve iyiyim. Bu yaşıma kadar çok çeksem de Allah yüzüme güldü. Kızımdan sonra bir de oğlum oldu. KPSS sınavına çalıştım ve girdim bu arada. Çocuklara annemle beraber baktık ve ben diğer yandan da çalıştım, başardım. Mesleğimi elime aldım ve bir süredir de çalışıyorum. Çalışmak bana çok iyi geliyor. Eşime de destek olmuş oluyorum. Sizin videolarınıza denk geldikçe ne hayatlar var dedim ve ben de kendi hayatımı anlatmak istedim. Emin olun eksik bile anlatmışımdır. İnsanlara şunu söylemek istiyorum. Özellikle kız çocukları evlenmeden önce eşlerinin ailelerini iyi tanısınlar ve mümkünse onlardan ayrı yaşasınlar. Çünkü gerçekten istisnaları olsa da kaynanayla yaşanmıyor ve her insan aynı evde barınamıyor. Benim gibi saf olmasınlar, haklarını savunsunlar. Mehmet Bey beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar hayat hikayemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle bana ulaşarak yaşadıklarını paylaşan takipçimize çok teşekkür ediyor. Hemen yorumuma başlıyorum. Fidan Hanım ne kadar zorluklar çekerseniz çekin ben şahsen ailenize hayran kaldım diyebilirim. Gerek öğretmeninizin size karşı ahlaksızca yaklaşımlarındaki tutumları, olayları ortaya çıkarma girişimleri ve size destek olmalarının yanı sıra kayınvalidenizin davranışlarına karşı babanızın duruşu çok değerliydi. Zaten sizin de yapınız gereği ne kadar düzgün, merhametli olmanız da ailenizden geliyor olmalı. Ne yazık ki bu merhameti bazı insanlarda kesinlikle göremediğimiz gibi sizin kaynananızda da göremedik. Bir insan evladı evlendi diye bu kadar çirkin olur mu aklım almıyor. Senin de kız evlatların var. Onlar da gittikleri yuvalarda böyle zulümlere, iftiralara uğrasalar hoşuna gider mi? Gerçi kendi evladının evde olduğunu düşünerek evi yakan bir kadından da bunu beklemek sanırım yine bizlerin hatası olur. Evlenip evine bir kız evlat gelmiş. Yeri gelmiş kayınpederine bakmış, yeri gelmiş gitmek varken ben bu adamla ilgileneyim demiş, fedakarlık göstermiş. Hiç mi içinde bir gram olsun sevgi kırıntısı kalmamıştı be kadın? Bu kız sana ne yaptı da dedikodu yaptın, arkasından iftiralar attın. El kadar bebeği nasıl yakarak öldürmek istedin? Yok arkadaşlar, bazı insanlar gerçekten kötü doğuyor. Şu zamanlarda ne acı resimler görüyor, ne acı haberler duyuyoruz. Katil ruhlu, vicdansız ülkelerin masum insanların nasıl katlettiğine şahit oluyoruz. O resimleri, o çocukların halini görünce bile içimiz yanıyor. Ama içimizdeki bazı şeytanlar da kendi evladına, kendi torununa bu zulümleri reva görebiliyor. Allah bildiği gibi yapsın demekten başka hiçbir şey demek istemiyorum. Gerçekten o kelimeleri duyduğumda bile içim yandı. Çok üzüldüm. Çok şükür ailenizle beraber o hastalıklı kadından kurtulmuşsunuz. Fidan Hanım tek tesellimiz bu yönde. Ayrıyetten tekrar sınavlara çalışarak iki evladınız olmasına rağmen pes etmeden hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz için de sizi tebrik ediyorum. Rabbim her zaman yanınızda olsun. Ailenizle beraber mutlu mesut yaşayın inşallah. Tekrar bana ulaştığınız için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar ben Mehmet. Bugünlük benden bu kadar. Sizlerin de takipçimize yapacağınız yorumları merakla bekliyorum. Eğer bana ulaşmak isterseniz hemen 0506 397 93 95 numaralı WhatsApp iletişim hattımızı kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.